YouTube videolarınız için kısa sürede yüksek kaliteli altyazılar nasıl oluşturulur bunu göstereceğim. Ardından benim de sıklıkla kullandığım bu yöntemle oluşturduğumuz altyazıyı YouTube Studio aracılığıyla videomuza ekleyeceğiz. Ayrıca bu altyazı dosyasını sadece YouTube'da değil diğer platformlarda da kullanabiliriz. <laughs> Alt yazılar videolarımızın erişilebilirliğini ve etkisini büyük ölçüde arttırabiliyor. Örneğin izleyici dilinizi anlamıyor olabilir. What language is this? Anladığı bir dil bile olsa konuşma tarzınızı takip etmekte zorlanabilir. Sesi açma şansı olmayabilir. Bu ve benzeri durumlarda altyazılar sayesinde videolarımız daha geniş bir kitleye ulaşmış oluyor. Özellikle işitme engelli bireyler için videolarımızı daha erişilebilir kılarak içeriğimizin kapsayıcılığını da arttırmış oluyoruz. Videoya eklediğimiz altyazılar arama motorlarına videonun içeriği hakkında ekstra bilgi sağlar. Böylelikle belirli anahtar kelimeler aratıldığında videonun arama sonuçlarında daha üst sıralarda yer alma olasılığı da artmış olur. Alt yazı oluşturmaya başlamak için videonun açıklamalar kısmında yer alan Google Colab linkini tarayıcımda açıyorum. Colab, herkesin tarayıcı aracılığıyla Python kodu yazması ve çalıştırmasına olanak tanıyan Google Research'un geliştirdiği bir ürün. Tüm süreci Colab ile yürüteceğimiz için bilgisayarımıza herhangi bir şey kurmamız gerekmeyecek. Google Colab linkine girdiğimizde önceden hazırladığım kod satırları bizi karşılayacak. Burada sırasıyla yapmamız gereken 3 şey var. Birincisi Colab'i kullanabilmek için Google hesabımıza giriş yapmak. Yapalım. İkincisi, altyazı üretim sürecini hızlandırmak için Kolebin sunduğu T4 GPU seçeneğini aktif etmek. Bunu yaparak varsayılan olarak gelen CPU yerine çok daha hızlı olan GPU'yu kullanmış olacağız. Bunun için çalışma zamanına tıklıyoruz açılan menüden çalışma zamanı türünü değiştire tıklıyoruz ve buradan T4 GPU seçeneğini seçiyoruz ve kaydediyoruz. T4 GPU derin öğrenme modellerinin daha hızlı çıkarım yapmasını hedefleyen bir GPU kartı. Üçüncü ve son olarak ilk satırda yer alan Python listesinin içerisine altyazısını oluşturmak istediğimiz YouTube videolarının URL'lerini yazıyoruz. Ben kanaldaki Django Nedir adlı videonun URL'ini yazacağım ve bir de İngilizce bir videonun URL'ini yazıyorum. Altyazı dosyası oluşturmak istediğimiz videoların URL'lerini listeye yazdıktan sonra çalışma zamanına tıklayıp tümünü çalıştır diyorum. Artık yapmamız gereken tek şey beklemek. Evet, tüm satırlar çalıştı. Şimdi sol tarafta yer alan klasör simgesine tıklayıp üretilen altyazı dosyalarımıza erişebiliriz. Buradan videolarıma ait üretilen SRT uzantılı altyazı dosyalarını cihazıma indiriyorum. Şimdi indirdiğimiz SRT dosyalarını herhangi bir editörde açıp inceleyelim. Django Nedir adındaki videoma ait SRT dosyasını açtığımda görüyorum ki zaman damgalarıyla eşleşen metin blokları var. Diğer videonun SRT dosyasına baktığımda da aynı formatı görüyorum. Bu zaman damgaları video oynatılırken hangi metnin ne zaman görüntüleneceğini ifade ediyor. Eğer yanlış görünen bir yer varsa buradan dilediğim değişiklikleri yapabilirim. Eğer bu altyazı dosyasını YouTube videomda kullanacaksam YouTube Studio üzerinde daha rahat bir şekilde düzenleyebilirim. Şimdi altyazıya sahip olmayan YouTube videoma srt dosyasını tanımlayarak altyazı ekleyeceğim. Bunun için YouTube stüdyodan ilgili videoma tıklıyorum. Soldaki menüden altyazı ve sesi seçiyorum. Dil ekleye tıklıyorum. Buradan oluşturduğum altyazımın dilini seçiyorum. Eklediğim dil seçeneğinin altyazı sütunundan ekleye basıyorum. Açılan pencereden dosya yükleye tıklıyorum zamanlama ile seçeneğini seçip devama tıklayıp oluşturduğum altyazı dosyasını cihazımdan seçiyorum. Artık açılan pencereden video akışında gösterilecek altyazılarda düzenlemeler yapabilirim. Hazır olduğumda sağ üstteki yayınlaya tıklıyorum ve hazır videomuza girip kontrol edebiliriz. Haber siteleri, e-ticaret platformları, sosyal medya uygulamaları, bloglar, video yayın platformları, bu web sitelerini oluşturmada kullanılan birçok araç var. Bu araçlardan birisi adını beklenmedik bir yerden alıyor, caz müziğinden. <laughs> altyazı ekleme süreci bu kadardı. Şimdi Colab üzerinde çalıştırdığımız koda dönüp merak edenler için arkada neler döndüğüne adım adım bakalım. İlk satırda altyazısını üretmek istediğimiz videoların URL'lerini tutan bir liste tanımladık. Burada özel bir şey yok. İkinci satırda bütün olayın gerçekleştiği YouTube to STR adındaki Python paketini indiriyoruz. YouTube to STR kodlamaya aşina olmayan kişilerin kod kalabalığına girmeden kolayca altyazı oluşturabilmeleri için hazırladığım bir paket. YouTube to str paketini burada olduğu gibi pipi üzerinden indirebilirsiniz. YouTube to içeriğini inceleyecek olursak iki adet bağımlılığı bulunuyor. Bunlar YouTube ve daha birçok farklı kaynaktan video ve ses içerikleri indirmemize imkan tanıyan ytdlp paketi ve OpenAI tarafından geliştirilen otomatik konuşma tanıma paketi Whisper. Whisper'ın arkasında ona güç veren 680 bin saatlik konuşma verisiyle eğitilmiş bir derin öğrenme modeli bulunuyor. Whisper'ı daha yakından tanımak isterseniz kanaldaki Whisper'ı test ettiğim videoyu izleyebilirsiniz. Koda dönecek olursak 3 adet fonksiyonumuz bulunuyor. Download Audio From Link, YtLink adında bir parametreye sahip. YtLink, YouTube videosunun URL'ini temsil ediyor. URL'i verilen videonun ses dosyası, YtDLP'nin metotları kullanılarak indiriliyor. YtDLP aynı zamanda videoyu MP4 olarak da indirebildiği için indirmek istediğimiz formatı ve diğer konfigürasyonları harici olarak tanımlamamız gerekiyor. Bunu da en üstteki sözlükte yapıyoruz ve bu fonksiyon indirilen ses dosyasının yolunu ve URL'nin ait olduğu videonun ismini döndürüyor. Transcribe Audio to SRT, ses dosyasının dosya yolunu temsil eden Audio Pad parametresini, video ismini temsil eden Title parametresini ve altyazının İngilizceye çevrilip çevrilmeyeceğini temsil eden Translate to English parametresini içeriyor. Aldığı ses dosyası yolunu Whisper'ın Transcribe fonksiyonuna vererek yapay zeka modelinin çıkarım yapma sürecini başlatmış oluyor. Collab'de bir süre bitmesini beklediğimiz olay tam olarak burada gerçekleşiyordu. Ardından yapay zeka modelinin döndürdüğü sonucu yine Whisper'ın sunduğu Writer fonksiyonu ile SRT formatına dönüştürüyoruz. Ve bu SRT dosyasını video ismini kullanarak kaydediyoruz. Generate Subtitles from YouTube Links fonksiyonu ise az önce bahsettiğim her iki fonksiyonu bir araya getirerek aralarındaki bağlantıyı sağlıyor ve liste içerisinde yer alan YouTube video URL'lerini teker teker bu süreçten geçirerek altyazıların oluşturulmasını sağlıyor. Hatırlarsanız Colab'de çağırdığımız tek fonksiyon buydu ve altyazılar elimizde. Whisper, otomatik konuşma tanıma teknolojisinin en son ve en gelişmiş örneklerinden birisi. Piyasadaki birçok ASR sistemi arka plan gürültüsü, teknik terminoloji veya çeşitli aksanlarla karşılaştığında sorun yaşarken Whisper bu tür zorluklara karşı son derece dayanıklı. Bu da Whisper'ı gerçek dünya senaryolarında piyasadaki diğer birçok sistemden daha güvenilir kılıyor. Piyasada görebileceğimiz bazı ücretli servisler dahi OpenAI'ın sunduğu Whisper API'ni kullanıyor. Biz de kaliteden ödün vermeden açık kaynak kodlu olan Whisper'dan ücretsiz bir şekilde yararlanmış olduk. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.